Chicago Sanat Enstitüsü'nde Todros Geller'ın Tuhaf Dünyalar isimli tablosunu inceliyoruz. İsminin aksine bu tablo sergilendiği müzeden birkaç blok ötede bulunan yükseltilmiş trenin altını resmediyor. Yükseltilmiş tren ya da L-Train Chicago'da yaşayanlar için hiç de tuhaf bir şey değil. Aksine günlük hayatlarının bir parçası. Hatta aynı durum bu eserin ait olduğu 1928 yılında Chicago'da yaşayanlar için de geçerliydi. Todros Geller'da eli İzleyicilerin dikkatini resme çekebilmek için kullanıyor. Dikkat çekmek çok da yerinde bir tabir mi bilmiyorum çünkü ön planda bize bakan adam pek de davetkar görünmüyor. Yüzünde gergin bir ifade var. Aynı zamanda da yorgun görünüyor. Kırışıkları ve gözaltı torbaları olan adamın oldukça uzun, tuhaf bir yüzü var. Tablonun adı tuhaf dünya değil, tuhaf dünyalar. Ön plandaki gazeteler adamın suratı, üzerindeki paçavralar, Ele çıkan merdivenin köşesi ve arka planda kalan diğer bir sürü şey. Resmin ön planı son derece sıkıştırılmış ve büyük formlar olarak resmedilmiş. Arka plan ise enerji ve dinamizm dolu. Bana hız, hareket ve modernlikle tanımlayabileceğimiz İtalyan fütürizmini hatırlatıyor. Kontrast yapacak şekilde ön plandaki öğelerin de bir o kadar modern ama statik olduğunu eklemek istiyorum. Ön plan karanlık, arka plan ise daha aydınlık. Arka planda daha fazla figür var ve daha parlak renkler kullanılmış. Chicago'daki hayat o dönemde son derece hızlı akıyordu. Şehir güney ve doğu Avrupa'dan yoğun göç alıyordu. da 1906'da Ukrayna'daki pogromlardan kaçarak Montreal'de fotoğraf sanatıyla meşgul olmuş ve daha sonra da Chicago'ya gelip Chicago Sanat Enstitüsü'nde eğitim almış bir göçmendir. Doğu Avrupalı göçmenler 19. yüzyılın son dönemlerinden beri Chicago'ya gelmeye devam ediyorlar. Şehir Meksika'dan da göç alıyor. Bunların yanında tabii büyük göçü de unutmamamız gerekir. Büyük göç derken güneyden kuzeydeki endüstriyel şehirlere göç eden Afrika kökenli Amerikalılardan bahsediyoruz. Bütün bu göçler tarım toplumunun değişim geçirmeye ve Amerika'nın endüstriyel bir kültürü benimsemeye başladığı döneme denk geliyor. Resmi yakından incelediğimizde endüstriyel modernizmi ve beraberinde gelen tehlikeleri temsil ettiğini görebiliriz. Toprakla bağlantısı kopmuş, oradan oraya koşuşturan insanların yanındaki bu karanlık figür aslında bize Amerika'nın değişimini yansıtıyor. 1924'te Johnson-Reed yasasını imzalayan Başkan Coolidge, Amerika Amerikalı kalmalıdır demişti. Bu alıntı göçmen karşıtı hareketlerin bir sonucu olarak yorumlanabilir. Endüstriyelleşme ile birlikte gelen göçe karşı duyulan korku ve ekonominin gidişatı hakkındaki kaygılar Ku Klux Klan'ın ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Geller ve Yahudiler ise Amerika'da giderek büyüyen antisemitik bir ortamda yaşamaktaydılar. Dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan olaylar da bu korkuyu tetiklemekteydi. Kısacası yabancıydılar. Birinci Dünya Savaşı, Rusya ve diğer ülkelerdeki devrimlerde göçmenlik aracılığı ile Amerika'ya gelen farklı görüşleri körüklüyordu. Amerika'daki farklı kültürler arasında çok büyük bir etkileşim vardı ve Birinci Dünya Savaşı arifesinde Chicago'da ulus çapında nativizm yani yerli kültürü korumaya karşı bir hareket ortaya çıkmıştı. Geller belki de burada kendi deneyiminden bahsetmiyor. Amerika'ya genç bir adam olarak gelmişti ama Amerikan kültürünün bir parçası haline gelmeye başlayan Yahudiliğin ne gibi sonuçları olacağı üzerine düşünen bir gruba mensuptu. Bu eserdeki modernizm sadece başka bir ülkeden gelip de İngilizce konuşamayan ve aynı kültürel bağlara sahip olmayan insanların değil. Burada doğan insanlar bile Geller'ın muhteşem bir şekilde resmettiği bu yabancılaşmayı resmetmekten geçiyordu. Bu belirli bir insana ait bir portre değil. Farklı insanların kendilerinden bir şeyler bulabilecekleri, kendilerini ya da buraya gençken gelmiş olan bir aile büyüklerini temsil ediyor. Modernizme sırtını dönmüş olması da muhtemelen kendi kendine verdiği bilinçli bir karar. Fakat biz bu modernizmin keyfini çıkarabiliyoruz. Biz yani izleyiciler bu durumda olsak ne yapacağımızı düşünüyoruz. Kalabalığa mı karışırdık yoksa sırtımızı dönüp onunla yalnız başımıza mı kalırdık? Ne yapardık? Geller bu soruya bir cevap vermek yerine izleyicinin kendi cevabı hakkında düşünmesini sağlamaya çalışıyor. Bu parçalı bir modernizmin, fütürizmin, kübizmin izlerini taşıyor ve bütün bunları bir araya getirdiğimizde tablonun ana teması yani parçalanmış bir toplumla olan ilişkisini daha iyi görebiliyoruz. Bu parçaların nasıl bir araya geleceği hakkında düşünmemizi sağlıyor. Geller bu yabancılaşma anını çok iyi bir biçimde yakalamış. Yahudi toplumuna mensup biri olarak bunun için son derece önemli ama sadece kendi mensubu olduğu grup değil, tüm göçmen grupları ve yabancılaşmış insanlar için bu resmin daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlayan küresel bir duygusu var. İyi bir sanat eserinden beklediğimiz şey de bu değil mi zaten? Belirgin bir kişisel deneyimi küresel ölçekte anlamlı bir duyguya dönüştürmek.